Sayın seyirciler, geçtiğimiz günlerde İtalyan bir sanatçı duvara koli bandıyla sabitlediği muzu 120 bin dolara sattı. İşte bu haber Türkiye'deki belediyeleri de harekete geçirdi. İşte Kayseri'nin pastırması, Trabzon'un hamsisi, efendim Şanlıurfa'nın kırmızı biberi koli bandlarıyla duvara yapıştırıldı. Bu meşhur anamur muzu, biz buna paha biçemeyiz. Mis gibi kokusu, lezzetli mi lezzetli meşhur Mersin anamur muzu. İtalyan sanatçı duvara bantla yapıştırdığı muzunu 120 bin dolara sattı. Doğrudur abla, ben şimdi muzuma paha biçemem. Paha biçilmez, kendi eserimiz olduğu için emek var. İtalyan sanatçı Maurizio Catella'nın koli bandıyla duvara yapıştırdığı Komedyen isimli eseri pazarcıların da gündemindeydi. 20 bin dolar, 120 bin dolar. Tamam, yemeyiz bundan sonra. Belediyeler de bu akıma kayıtsız kalmadı. Kendilerine has lezzetleri bantla duvara yapıştırdı. Kayseri'nin pastırması, Antep'in fıstığı belediyelerin sosyal medyadaki paylaşımları arasındaydı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabı üzerinden hamsili göndermede bulundu. Bir de öneride bulundu. Buğulaması daha güzel olur dedi. Hemen biz de pazarcılara soralım. Peki buğulama mı kızartma mı, hangisi güzel olur? Ben genelde kızartmasını severim ama buğulaması da güzel olur. Domatesli, soğanlı, patatesli yaparsanız tadına doyum olmaz hepsinin. En dikkat çeken paylaşımlardan biri de Şanlıurfa Belediyesi'ne ait. Urfa deyince akla gelen lezzetlerden biri hakiki kırmızı biberi. Belediye bu lezzete para biçemedi. Peki ya pazarcılar? En güzel kırmızı yemeklerin yıldızı buyurun. Ben bu lezzete 150 bin dolar biçiyorum. Kahvaltıda, yemede, içmede, her şeyde temel ihtiyaç. Sonuçta muza 120 bin dolar para biçiyorsalar ben de bu lezzete 150 bin biçiyorum. Pazarcılardan hodri meydan. Aynen öyle. Datça Belediyesi'nde Datçalılar olarak çok daha makul rakamlar talep ediyoruz notuyla besleyici değeri yüksek badem içi duvara bantlandı. Kendine has lezzetleri bantla duvara yapıştıran belediyelerin sosyal medya paylaşımı büyük beğeni topladı.